Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Benim hastalarda gördüğüm en büyük sıkıntı tanı anındaki ve sonrasındaki kısa dönemde olan panik hali. Burada hızlı davranmak doğrudur ama panik olmak doğru değildir. Bu işin erbabı olan bir kişi olabilir, hastane olabilir ya da güvendiğiniz herhangi bir isim olabilir. Bu kişilerin söylediklerini değerlendirin. Ama bunun dışında size çok sayıda insanın bazı telkinleri olacaktır. Fakat bu telkini yapan kişilerin genellikle birçoğu tıbbiyeden biri olmayacaktır. Ve aslında bu kendi içerisinde çok çeşitlilik gösteren bir tür olduğu için de işte tam o noktada kafa karışıklığı meydana gelecektir. Şöyle ki artık günümüzde bu sadece bir adı kanser olabilir ama alt tipleri olduğunu biliyoruz ve bu alt tiplerin de farklı tedavi modaliteleri olduğunu biliyoruz. En uygun tedavi şemasını konseylerde belirliyoruz. Kiminde ameliyatı öne alıyoruz, kiminde kemoterapiyi öne alıyoruz, kiminde tamamını alıyoruz, kiminde içini boşaltıyoruz, kiminde sadece bir kısmını alıyoruz, ışınlar ekleyebiliyoruz. Dolayısıyla aslında her biri birbirinden farklı ve tıbbın içinde olmayan birilerinin bu ayrıntıları bilmesi de mümkün olmadığı için işte kafa karışıklığı tam olarak bu dönemde ortaya çıkıyor. O karar verildikten ve hayata geçirildikten sonraki süreç çok daha kolay. Tedaviyle savaşmak çok daha kolay ama karar verme noktası son derece zahmetli ve zor geçiyor. O yüzden donanımlı kurumlar ya da iyi bildiğiniz güven size telkin eden bir hekimle mutlaka görüşün. Çok fazla dallanıp budaklandırdığınız takdirde de en fazla zarar görecek olanın siz olduğunu lütfen unutmayın. O yüzden akılcı yoldan takiplerimize devam ediyoruz ve bununla yüzleşmek zorunda kalırsak da soğukkanlılığımızı kaybetmeden planlamalar yapılmasını öneriyorum.